bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce bu sorular etrafında toplanan insan sayısı bir avucu geçmiyor. Yani dolayısıyla ama şimdi burada hani daha büyük kalabalıklarla yan yana gelip yani konuşabiliyoruz ve yurdun dört bir yanında tablo bu. Yani şu an %20'leri buldu işsizlik. Dolayısıyla bu işsizliğin %20'leri bulması demek çalışan işçinin hem iş kaybetme endişesini artırıyor hem de işveren açısından ücretlerin üzerinde bir baskılanma yaratıyor. Yani sen işten atılırsan kalifiye olsun olmasın senin yerine kapıda bekleyen yani işçi sayısı fazlasıyla var Türkiye'de. Dolayısıyla hem dünyanın her tarafında da olduğu gibi bir göç dalgasına da Türkiye bereketli bir şekilde karşılaşıyor. Dolayısıyla göçmen emeğinde yoğun olarak sömürülüyor. Yani Afgan, Suriyeli, Bangladeşli, Pakistanlı, yani dünyanın her tarafından, Afrika'dan insanlar açlık nedeniyle, oralardaki savaşlar nedeniyle buralara geliyorlar ve buradaki sermaye gruplarına, sermaye deyince de, yani patronlar deyince de bunlar kuşkusuz sadece işte Türkiye'li gruplardan oluşmuyor. Dünyanın her tarafından, Çerkezköy'de gördüğünüz gibi yabancı sermaye grupları da buralarda ucuz emeği sömürmeye geliyorlar. Yani Türkiye esnek çalışmanın olduğu, zaten bütün bu işler esneklik diye pazarlanıyor herkese. Ta 12 Eylül'den beridir devam eden uygulamalar. O zaman kıdem tazminatında tavan uygulaması yoktu. Tavan getirdiler, tavan uygulama. Şimdi mesela 7-8 kıdemli bir işçi Şenol, 20 yılın sonunda 8 bin lira ücret alması lazım. Ama 8 bin liradan değil de şu an 6 bin liradan hani en fazla, en yüksek tavan ücret alabiliyor. Dolayısıyla hani bunlar yıllar içerisinde kuşa çevire çevire geldiler. Yani mesela neler geldi? İşte kiralık işçilik yasası yani diye ifade edilen kölelik yasası geçtiğimiz dönemde. Yani iş yerine taşeron sokmak, asıl iş yardımcı iş ayrımını getirmek. Eskiden bir fabrikadaki temizlikçi, güvenlikçi, emekçi, bahçıvan işçiler o fabrikanın işçisi sayılıyordu. Şimdi ne oldu? Bu fabrikalara taşeron soktular. Taşeron sokmanın değişik anlamları vardı. Hem oradaki sendikalaşmayı kırmak, hem o taşeron gruplarını böyle mafyöz ekiplerden seçip işçinin olası örgütlenme, birleşme, birlik halinde davranma süreçlerini sakatlamak, işçiyi bir tehdit aracı olarak kullanmak. Dolayısıyla işçi sınıfının içerisinde de sermayenin çıkarlarına, patronların çıkarlarına hizmet edecek bölükler yaratmak. Hani diye bir... Biz hepimiz yani Karl Marx diye bir amca var rahmetli 3 tane çelişkiden bahsediyor. Yani bu kapitalizmle ilgili Kapital diye bir kitap yazmış. Orada temel olarak 3 çelişkiden bahsediyor. 1 emek-emek çelişkisi, 2 emek-sermaye çelişkisi, 3 sermaye-sermaye çelişkisi. Yani diyor ki emeğin içerisinde de farklı grupların birbirleriyle farklı çıkar ilişkileri olur. Bunlar arasında da çelişkiler olur. Nereden biliyoruz? İşte beyaz yaka ile mavi yaka arasındaki gerilimden biliyoruz. Yani mavi yakanın çok büyük bölümü kendisini işçi olarak bile görmüyor. Yani ya da işte ya da işte değişik etnik, mezhepsel, milliyet, köken, dinsel farklılıklar işçilerin bölünmesinde bir araç olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani geçmişte bundan 300-500 yıl önce işte o zaman işte kiliseler var ya da işte camiler var ya da sinagoglar var. Daha sınırlı da böyle bir iletişim dünyası yok. Şimdi daha yoğun bir şekilde insanlara bu ideolojik bombardıman şeye gidiyor. Niye? Devlet dediğimiz mekanizma, devlet mekanizması dediğimiz mekanizma işçilere ait bir mekanizma değil. Ama biz bu ideolojik şey nedeniyle biz bunun devletin kendi devletimiz olduğunu düşünüyoruz. Yani burada en büyük yanılgımız bütün bu demin arkadaşın anlattığı yani BES, kıdem, kiralık işçilik, zorunlu arabuluculuk, özelleştirme, işsizlik fonu yani bu iş kanununda taşeron sokulması, asıl iş yardımcı iş ayrımı, esnekleşme, güvencesizleştirme dediğimiz mesele devlet politikalarıyla yapılıyor. Şimdi devletin sahibi kim? Daha Fransız, daha işte kralın kafasını keserek burjuvalar devlete hakim oldular. Oradan bu yana
Devlet onların, yani devletin bütün kurumların aracı, hani işte yargısı, güvenlik aracı, istihbaratı, televizyonu, hastanesi, yargısı, osu busu, ne biliyorsanız. Burada işçi sınıfı örgütlü ve güçlüyse yasaların kendi lehine olmasını mümkün kılabiliyor, engelleyebiliyor. Şimdi bizde de ne olmuş? Batı'da da Avrupa'da da, şimdi Sovyetler'de devrim olunca, hani işçiler iktidarı ele geçirince Batı'da, yani Avrupa'da, Amerika'da, Batı'da demişler ki aman buralarda da işçi iktidarları olmasın diye sosyal devlet uygulamaları çıkmış. Biz Türkiye'de bu sosyal devlet uygulamaları burada işçiler iktidarı alır diye bu korku nedeniyle burjuva sınıfı, yani devletin sahibi olan sınıf işçilere haklar vermiş. Neymiş bu haklar? Bir, sağlık ücretsiz, yani hastanelerde işçi sigortalı bir yerde çalışıyorsa sağlık hizmetlerinin tümünde kendi ve birinci derece yakınları ücretsiz olarak yararlanır. Eğitim ücretsiz, bütün bunlarda en nitelikli eğitimi, yani en üniversite okumaya dair bir işçi ailesi aldığı ücretle kendisini yapar. Aldığı ücretle yazlık alabilir, yazları tatilini çocuklarıyla beraber yapabilir. Barınma hakkını, konut hakkını ona sağlamak zorundadır. Yani devlet, geçmişte Zonguldak'ta olan bilir, madenlerin etrafında, Kandilli'de ya da işte Ereğli'de, bu işçi konutları vardır. Devlet bu, yani o fabrikalar, büyük büyük devlete ait kamu işletmelerinin çoğunda barınma sorunu, konut sorunu bu yolla çözülür. Şimdi bunun tersine çevrilmesi işi bütün dünyada aynı anda oldu. Yani bir yandan bu işçi iktidarları denen iktidarlar yozlaştı, çöktü dünyanın her tarafında. Aynı ona paralel olarak, ya da çökertildi. Paralel olarak da dünyanın her tarafında, işte Latin Amerika'da, Brezilya'da, Şili'de, Paraguay'da, Venezuela'da, Türkiye'de, İran'da yani cuntalar, yani askeri cuntalarla ne geldi? O öncesinde 24 Ocak kararları var. Yani bu özelleştirme, neoliberalizm diye bugün ifade edilen kapitalizmin, devletlerin, yani sermayedarların, patron sınıfının, dünyadaki patron sınıfının burada artık işçiler, çünkü bunlar artık bir güç de değiller, bunların korkacağımız bir devleti de yok, politikası da yok, siyaset de yok. Yani sosyalizm artık itibarlı bir şey değil. Sosyalizm nedir? İşçilerin sosyal olarak kendi haklarını, kendi çıkarlarını sermaye sınıfını ortadan kaldırarak, yani patron sınıfını ortadan kaldırarak devlete egemen oldukları sistem. Dolayısıyla orada bütün her şeyin de kamusal olarak, ücretsiz olarak görüldüğü bir sistem. Ama şimdi bunun artık bir tehlikesi yok. Dolayısıyla bu sosyal devlet dediğimiz, yani onlardan korktuğumuz, yani işçilerden, işçi sınıfından korktuğumuz için uygulamaya koyduğumuz bütün bu politikaları ortadan kaldıralım. Bir, devlete, kamuya ait bütün işletmeleri patron sınıfına devredelim. İki, her şeyi ücretli hale getirelim. Eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, barınmaya, ısınmaya. Yani her şeyi, bilebildiğimiz her şeyi satın alınabilir hale getirelim. Bunu yaptıkça zaten işçi sınıfı kendi kendini yönetemez hale gelir. Kendi kendini yönetmeyi bile düşünemez hale gelir. Niye? Çünkü biz onu yine bu milliyetçilik, din, yani işte yeni hazlar, işte spor, maç, iddia, ganyan, o bu ne varsa, filmler, sinema, sanat falan, bu algıyı şekillendirmek üzere gelir. Biz zaten fabrikamızda, mahallemizde birbirimize öcü gibi bakan insanlar oluruz, ön yargıyla bakan insanlar oluruz. Bu şekliyle de bir sistemi yönetiriz. Ne yaparız? Biz 4 yılda bir, 5 yılda bir seçim yapılır. Bu seçimlere de gideriz, bu toplumun 4'te 3'ü olan işçi, çiftçi, emekli, gideriz bizim dışımızdaki, yani beyaz olan insanlara, beyaz, yani beyaz yakalılara, bunlar zengin mühendis, zengin avukat, zengin doktor, zengin işte bir şirketin holdingi, CEO'su, İşte muhasebe müdürü, bilmem neyse, bu insanlara sağdan ya da soldan oy veririz. Biz bunu yaparız ve bunları belirleriz. Çünkü biz kendimiz, biz hani esmerler, siyahlar, karalar, yani maviler, biz neyiz? Biz hiçbir işe yaramayız. Yani kendi kendimizi yönetme özelliğimiz yok. Ama biz kimin neye seçileceğine biz karar veriyoruz. Dolayısıyla işçi sınıfının, yani siyasi olarak kendi kendini yönetme gücü olmadığı yerde, o zaman da devlet bu uygulamaları adım 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 adım, 24 Ocak kararlarının hemen akabinde darbe oldu. Darbe olduğu zaman sendikaları kapattılar. 3 milyon Türkiye'de işçi sayısı o zaman SGK'ya kayıtlı. Neredeyse 2 milyon 250 bini
bir sendikaya üyeydi. Yani neredeyse üçte ikisi örgütlüydü bir şekliyle sendika. Sendikalarda dövüşen sendikalar vardı. O zaman sarı sendikalar diye bugün tabir ettiğimiz işverenlerin kontrol ettiği şebekelerde çekinerek mecburen iş yerinde hak aramak zorunda kalıyorlardı. Henüz sosyal devlet olgusu da o yüzden daha ayaktaydı. Ne oldu? Sendikaları kapattılar. Türk İş'in başkanını çalışma bakanı yaptılar darbe zoruyla. Dolayısıyla bütün o grevler yasaklandı. Örgütlenme yasaklandı. Sonra bu politikayı ancak işçi sınıfına, örgütlü işçi sınıfına zor gücüyle, yani işte ordu yönetimi ele geçirerek öyle kabul ediyor. Yani darbenin amacı şimdi bugün yaşadığımız bu şeyi yaşamak içindi. Bu politikaları hayata geçirmek içindi ve başarılı oldular. Yani patron sınıfı, Türkiye'de devletin sahibi olan sınıf, bu yasaları çıkartan sınıf. Yani patron sınıfı kimdir? 301 kişiyi öldürürsün, sadece 5 yıl hapis yatar çıkarsın paşa paşa. Patron sınıfı kimdir? Metro turizmin sahibi gibi gidersin cinayet işlersin, tetiği kafadan sıkarsın. Sonra seni hakkında müebbet hapis isteyen savcıyı kendi avukatın yaparsın. Cezaevine yırta yurt dışına atarsın kendini. Zaten patron sınıfı dediğin onun dini, imanı, milliyeti diye bir şey yok. Dünyanın her tarafından istediği şirketi yöneten insanlardır. İstediği hayatı yaşayabilen insanlardır. Dolayısıyla niye bunlar olabiliyor? Çünkü onlar her şeye sahipler. Ama tersinde her şeyi yaratan bizleriz değil mi? Bizim gibi yani işçiler buradaki ya dünyadaki her tür yaratıcı olan şeye sadece işçilerse. Yani oradaki telefonu da işçi üretiyor, arabayı da yani gördüğümüz her şeyi işçiler üretiyor. Yani yaratıcı olan tek şey emek. Emek gücü. Yani şimdi bir Rabbe aittir yani yaratıcılık. Ama bir de yeryüzünde emeğe aittir. Yani o yüzden emek yani bir tür adeta şeydir. Yani yeryüzünün doğanın sahibi gibidir. Çünkü o yaratır, üretir, dönüştürür. Ama şimdi ne? Şimdi böyle pörsümüş, buruşturulmuş, yani bütün ruhu kopartılmış, damarlarındaki kan çekilmiş ve işçilere, patronlara köle olarak yaşıyoruz. Madende adam akşam sabah toz soluyarak emekli olmak için çalışıyor. Aynı şey sel hortumlarında ya da bir tane metal şeyinde. Ya zaten sen meslek hastalığından belin, kaşın, gözün tutuluyor. Zaten 50'ye gelmeden affedersin gebelip gidiyorsun. Hem de yani bir şey oluyor. Hem de bu çalışma, bu yoğun çalışma temposu ve bu beslenme biçimi insanı öldürüyor. Dolayısıyla ne var hayatta geriye? Yani 30 yıl, 40 yıl çalışacaksın. Sonra kıdem tazminatı bir mücadele ile kazanılmış bir hak. 30 gün dünyadaki iyi sistemlerden bir tanesidir. Tavan uygulama. Şimdi biz şunu savunacağız. Diyeceğiz ki bu tavan uygulamasını kaldıracaksın. Kıdem tazminatını değiştirmek istiyorsan tavan uygulamasını kaldıracaksın. Kardeşim beni işveren attığı zaman ya da ben ayrıldığım zaman bana devlet olarak garanti vereceksin. Değil mi? Ben bu istediğim zaman, çıktığım zaman parayı alabileceğim. Mahkemeye başvurmadan. Bunu anlarız. Şimdi bunu demiyorlar. Diyorlar ki ben sana 100 veriyorum ama sen bu kadar örgütsüz, dağınık, çulsuz, pulsuz bir haldesin. Sana niye 100 vereceğim ben? Ben sana 30'a da razı ederim. Ara buluculuk meselesi o. O anlattı. Atladılar, patladılar. İşte efendim mahkemelerde iş yükü var. Dava 4 yıl sürüyor. Paranı alamıyorsun. Zonguldak'ta, Bartın'da arkadaşlar direniş yaptılar. 100 işçi. Hepsinin ortalama 100 bin lira alacağı vardı. Ara buluculuk masasında 15 liraya razı oldular. Çünkü niye? Hepinizin borcu var mı? Var. Borcun var mı abi? Var. Var mı borcun? Var. Yarın nakit paraya ihtiyacın var mı? Çünkü işten seni kıdemsiz, ihbarsız, işsizliksiz atmış adam. 25'e ikinci madde. Atıldın mı? Yani hiçbir hakkın yok. Ertesi gün paraya ihtiyacın var. Telefon faturası, ev kirası, doğalgaz parası, mutfak parası, çocuğun ihtiyacı, paraya ihtiyacın var. Dolayısıyla 100 bin liralık alacağın varsa arabuluculuk odur. Yani devletin patronlara aracılık ederek mafya tarzıyla İşçinin birikimine çökmesi işidir arabuluculuk yasası. Kıdem işi de öyledir. Devletin işçinin kendi çoluğunun çocuğunun geleceği için gece gündüz sakatlanmayı, hastalanmayı, meslek hastalığına yakalanmayı göze alarak ulan en azından emek şey olursa kenarda kefen paramız, çoluk çocuğumuzun sadakası kenara biriktiriyoruz. Şimdi ona göz dikiyor. Ona çöküyor. Ne yaptılar işsizlik fonunun parasını? 80 milyarı hazine bonosu tahvili olarak aldılar, sermayeye aktardılar. Patronlara aktardılar. Dolayısıyla sen diyor ki ya sen ölmezsin ben sana sürünecek düzeyde bir
maaş, ücret veririm. Ölürsen de ölürsün. Dünyanın her tarafından insan geliyor. Yani senin kendinin bir varlık olduğunu, bir güç olduğunu hissettirinceye kadar bunu niye sarı yelekliler ayakta şimdi şeyde Fransa'da? Niye yapıyorlar? Diyorlar ki böyle olmuyor. Görüyor gidişatı. Biz günden güne kendi olanaklarımızı, imkanlarımızı ortadan kaybediyoruz. Bak, mülkiyet ilişkileri parçalanıyor. Hepiniz memleketin değişik yerlerinden geldik değil mi? Şimdi babamızın fındık bahçesi, çay bahçesi, buğday bahçesi, neyse tarlası, tapusu. Önce babamlara bölündüler, sonra bizlere bölündü. Şimdi sen çocuğa da bırakacağın gibi bir hikaye yok. Yani sana kalmış bir tane, yani eskiden 15 ton fındık yapan, şimdi o bölünmeyle 1 ton, 2 ton. Zaten fındığın fiyatı belli, atıyorum Giresunlu, Ordulu falan arkadaşlar açısından. Dolayısıyla artık hepimiz ücrete mahkum olarak yaşayacağız. Yani bizim çocuklarımız, diyelim ki burada halen hemşerim, memleket işleri devam eden arkadaşlar halen var. Ama bir kuşak sonramız, işçi sınıfının bir kuşak sonrası çıplak o ücreti 2020 liraya mahkum yaşayacak. 2020 liraya insan yaşayabilir mi? Başka katkılar, başka ekler, başka birikimler olmazsa. Peki ben 30 günlük değil de 15 günlük hani şey aldığımda ne olacak? Kıdem, bunun için çalışılır mı? Bunun için ben motive olabilir miyim? Yani bu bir arada bizim yani işçilik yaparak, çünkü bu demin arkadaş söyledi Temel. Bu bak, bu para bizim paramız. Yani ben bu parayı alıyorum. Bana 2000 lira para alıyorum. Kenara da ben bunu daha sonra işten atılınca almak için, ayrılınca almak için kenara da bir para koyuyorum. Ben koyuyorum. Zaten işveren benim, beni sömürerek benden kat bundan para kazanıyor. Ben kendi paramdan kenara para koyuyorum. Bu kendi param. Şimdi buna çökmeye çalışıyorum. Bak ne yapıyorlar? Emeklilik haklarını özelleştiriyor. Emeklilik artık emekli olduğu zaman bir finans şirketine, sigorta şirketine seni mahkum ediyor. Seni BES'e mahkum ediyor. Yani eskiden zorunlu beslediler. Girip çıkabiliyordun. Şimdi çıkamazsın diyor. Mecbursun diyor. Ben senin parana çöküyorum. Bana haraç vereceksin. O haracı alacaksın sen. Şimdi bunların üçünü de birbirine monte ediyor. Kıdem tazminatı fonu, BES ve emekliliği birbirine monte ediyor. Seni sigorta tekellerine, banka tekellerine, finans tekellerine işçi mahkum ediyor. Yani bu para, bu tekeller battıysa battı, sen de oraya yatırmışsın diye seçeneğin vardı. Öbürü batmayacaktı, öbürüne verseydin filan diye de böyle absürt bir şekilde de izah edebilirler senin karşına. Yani bu şey önemli değil. Adam işveren payını 4'e düşürüyor, 8'den. Şimdi bu getirilen işte işverenin yükünü azaltıyor. Ya burada esas esneklik sağlama işi, seni istediği gibi atabilecek. Sendikal örgütlenme zaten sarı sendikaların elinde %90'ı. İşçi çoğaldıkça homurdanıyor, homurdandıkça bunlara karşı da bileniyor. Ama şimdi hem o sarı sendikacılarla beraber çıkıntılık mı yaptın? Hadi kapı dışarı. Git fon şeyinde, bankadan fonla paranı al. Şeye takılmayın. Fonu tutan adam der ki 15 yıl değil, 10 yıl değil, ya 5 yıl ya da 3 yıl de. 2 yıl sonra de. Yani 2 yıl sonra alabilirsin de. Yani o önemli bir şey değil. O yutturacakları zoka 30 günden aşağı biz düşmeyeceğiz. Yani şeyimizi giydirilmiş brüt olarak alacağız. 2, bu tavan ücretini kaldırın kardeşim. 3, devlet sen buna, beni işveren atarsa ben senden ertesi gün paramı almak istiyorum. Talep bu. Bir de şu yani, konuda, kesiyorum. Şu anda kıdem tazminatı işten çıktığı tarihten hesaplanıyor. Burada büyük evet. Kayıplara yol açıyor. Her evet. Yıl kesilmesi. Evet. Bir de işin o boyutu var ya, o atlanacak. Evet. O, bu çok şey yani, özellikle yüksek maaşlarda büyük sıkıntıya. Yapılan zam oranlarına göre. Şimdi biraz önce arkadaşımız şey demişti, peki dedi ne yapmalıyız? Çok ne yapmalıyızın en güzel cevabı örgütlenmektir. Örgütlenmekten başka hiçbir çaremiz yoktur. Yani bugün burada çok daha fazlasının olması gerekirdi. Çünkü kıdem tazminatı gerçekten hepimizin can damarıdır. Yani çocuklarımızın geleceğidir. Şimdi başaran arkadaş çok güzel anlattı. 12 Eylül dönemi yaşandığında, darbeyi yapıldığında burada Halit Narin vardı. Narin kadifelerinin sahibidir. O zamanki TÜSİAD'ın başkanıydı. TİSK'in. TÜSİAD'ın. Türkiye İşveren Sendikaları bu kadar. TÜSİAD Derneği'nin başkanıydı. Şöyle bir laf söylemişti. Şimdiye kadar işçiler güldü. Şimdi gülme sırası bizde.
Yani bunu söyleyen işverenin temsilcisiydi. Peki böyle bir şey söz konusu mu? Biz hayatımız boyunca ne kadar güldük? Yani onlar için çalışıp onlar için öldük hep. Şimdi bir devam edelim. Şimdi